Ya şu taş döşenmiş yol bile ikinci yolundan güzel. Evet, yokuş başlasın bakalım. Marmaris'ten çıkış. Hop, %6 ile yine başlıyoruz. 3 kilometre. Mehmet yok. Fazla mı bastım ben ya? Ah, 3 kilometrelik yokuş bitti. Mehmet'i beklerken size manzarayı göstereyim. Yordu be. İşte manzara böyle. Bekliyoruz, Mehmet kanki gelecek. Hadi, dönüyormuş şimdi köşeyi. Daha dönemedi. Ama adam haklı. Geçen benden kaçak tur yapmış. 2000 metre tırmanışı var adamın ya. Ondan önceki hafta da kaçak yapmış. Orada da bir 2000 metreyi tırmanmış. Boynuz kulağa geçiyor valla. Evet, Mehmet kankim geldi. Sabah sabah hiç çekilmiyor değil mi? Sen ne yaptın? He? Ne yaptın? Paketleri teslim ettin mi? Hayır, kurye gibi basıp çıktın da o yüzden diyorum. Tempo aga. Yakaladım ya, tempoyu. Bırak tempoyu ya. Aga, bu köpeklerle dalga. Eleman köpekleri alıyor mu? Gezdiriyor mu? Ne abi? Vallahi ben anlamadım aga. Bunlar bize musallat olsa tuttuk yani. Ama zaten şu köpek değil ya. O köpek değil, aslan o. Marmaris aslanı. Bakar mısın şu an? Eleman bıraktı mı onu? Eleman yem bıraktı herhalde. Mama bıraktı. Benim tahminimce. Ama bunlarda pasma var. Şu aşağıda bir tane tesis var ya, belki onun köpeğidir. Hemen evet, şurada. İnşallah bize musallat olmaz diyeceğim ama aşağı gidiyor onlar. Arkadaşlar günaydın. Yine bir pazar sabahı. Yine ben yarın işe gideceğim ama böyle denk geldi bu sefer. Mehmet'le beraberiz, çıktık. Şöyle bir tur yapalım diye. Börtübet diye bir yer var burada. Datça yolu üzerinde. Bir oraya gideceğiz. Bir bakacağız nasıl bir yermiş. Mehmet resimlerine bakmış, güzel bir yer olduğunu söylüyor. Hayır canım, ben de gitmedim, hiç bilmiyorum. Bakalım, bu arada şu arkadaş bize çok kötü bakıyor. Şu arkadaş... Lan çağırma oğlum. İnşallah bize musallat olmaz yani o. Neyse. Bak, o da tırmanıyor, o da tırmanıyor. Oo, tırmanışlı köpek. Bu MTB mi oluyor başka? Aynen, o toprak yolu MTB. İyi, yoldan görüşürüz. İyi, Allah'tan köpekler musallat olmadı. İyi, bugün hava fena değil. 16 derece gidiyoruz. Güzel. Buranın yolu bile ikinci yolundan güzel ya. Vallahi billahi. Bir daha buradan giderken laf söylemeyeceğim. İkinci yolu neydi öyle? Berbattı ya. Oğlum. Kocamansınız lan. Aslan gibisiniz vallahi. Allah'tan bu köpekler bağlı. Bu indiğimiz yerlere bir daha çıkacağız tabii. Hiç. Acaba diyorum motorlu bir daha bak çıksam da. Motor mu alsam kendime bir tane. Karşı tarafın manzarası güzelmiş. Hafiften sis çökmüş. Ağaçların üstüne. Bulut tabakası var. Ne güzel. Beyaz çizginin üstü biraz daha sıcak asfaltımsı gibi. Sallanmıyor. O yüzden beyaz çizgiyi tutturmaya çalışıyorum. Evet, Değirmen Yanı'nın oraya geldik. Bu Börtübet denen yer, Değirmen Yanı köyünü geçtikten sonra sağa doğru sapıyorsunuz. Börtübet'e geliyorsunuz değil mi? Evet. Hiç sesin sonu çıkmıyor ya. Sen tabii bu... bir sürü aksırık sıksırık sesleri geliyordur arkadan. Konuşuyor muydun ki? Kayıtlarda göreceğim. Konuşuyor muydun sen? Ara ara açtım, konuştum. Bir kere tabii aksırık tıksırık göremezsin ya da duyamazsın. Neyse, her neyse, adını ne diyorsun? Tabii.
Çünkü öyle bir şey yapmadım. Arkadaşlar post montaj sırasında ben konuşuyorum, bir şeyler anlatıyorum. Bakıyorum arkadan bir şeyler geliyor böyle. Ama hastayım başka. Tamam abi. Bir şey demiyorum. 1,5 aydır ciğerlerimde problem var. Geçmiş olsun kardeşim. Mehmet bugün performansında değil ama yine bahsettim size, kaçak tur yapmış. Kaçak. Benden gizli. Adam 2000 metre tırmanmış. Geçen kaçak, Muğla'ya gitmiş. Kaçak turu tamamen Fatih için yaptım ben. Fatih için mi? Evet. Ne alaka ya? Fatih bekledi, kuyucakta bekliyoruz dedi. Tamam dedim ben de. Kuyucakta mı bekliyoruz dedi? Evet. E sen onunla mı buluştun orada? Ha? Efendim? Onunla mı buluştun orada? Hayır. Şeyden, Strava'dan ya. He, o kuyucuğa da yapmanı bekliyoruz. Yani. Evet, ben dedim onunla mı buluştun acaba? Ya gördün mü yolda bir tane kurt köpeği gibi bir şey vardı ya. Sarıyı mı diyorsun? Abi ben anlamadım ya. Bu dönemde arttı mı bu Marmaris'teki köpekler? Sarıyı diyorsun değil mi? He. Ya Marmaris'te gene yok da civarda var dediğin gibi. Eskiden hiç görmezdik böyle. Boşver başkan ya. Uğraşsınız. Burada da her balcı meşhur arkadaş. Köyceğiz balı meşhur. Marmaris'in balı meşhur. Ben de doldurayım o zaman. Benim neyim eksik? Gel takviye alacağım mı? Oğlum nerede lan bunun çeşmeleri? Arkada. Hayda. Bekle ben alayım sonra sen al istersen. Tamam öyle yapalım aga. Evet, değirmen yanından da çıktık. Bir 10 kilometre sonra Tübet Sapağı'nın oradan döneceğiz. Bakalım, deniz kenarı bir yer gibi gözüküyor haritadan. Daha da hep kıyı şeridi gözüküyor belli bir yere kadar. Bir görelim nasıl bir yermiş. İnşallah yolu yol bisikletine uygundur. Vallahi bilmiyorum ki işte, benim pek endişem o. Neyse, uygun değilse de geri döneriz ya. Veya bunlarla gideriz yani. Ne yaparız? Bunlarla gideriz, ne yapalım yani. Patron sensin abi. Böyle hafif köy yoluysa sıkıntı yok. Benim tahminim şeydir. Gene böyle soğuk asfalt. Bu kadar iyi değildir de. Vallahi hiçbir yer ikincikten kötü olamaz ya. Ne kadar lanet bir yer ya. Evet, Hisar Önü'nün oraya geldik. Orhaniye Kız Kumu dönüşü ileride. Dümdüz gittiğimizde de Datça. Yolun düzelmesine az kaldı. Soğuk asfalttan kurtulacağız. Evet, buradan Turgut Şelalesi'ne de gidiyor. Bir ara denk gelirse oraya da gideriz. Ama oranın yolu yol bisikleti için uygun değil. Tam girişi yaklaşık 1 kilometre falan yürümek gerekir. Evet, yol düzeldi. En sonunda yol düzeldi. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Evet. Hayır, niye kendi kendime konuşayım ya? Deli miyim ben? Tam bir amirsin sen. Amirim ya. Tam bir anlatıcı. Tam bir ders veren. Sen bu yollarda değil mi Metebeyle dolaşmıştın? Evet. Yani akıllıca. Sen akıp giderken kızı ben yokuş aşağı bile... Tam bacak çalışmak için. Yokuş aşağı bile pedal çeviriyorum yani. Bu tahmin ettiğim benim dediğim yerde muhtemelen dönüşü ya. Yolun ortasında biri mi var? Yolun ortasında biri var. İleride. Jandarma olabilir belki. He, jandarma evet. Ya da polis. Bir şey var. Aa, burası burada. Bitti mi? Burada bir şey var galiba. He, buraya bir şeyler yapıyorlardı. Hala da yapıyorlar yani. Kolay gelsin. Rahat. Rahat. Ben anlamadım ama niye duruyorlar burada. Rahat. Bugün bir olay var ya. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Zabıtalık bir olay var aga. Büyük insan mı geliyor acaba ya? Hayır, zabıtalık bir olay var. Midyeciye kalacaklar herhalde. He, bak bu. ya da uyar. Kafaya sonradan ya. Ya da uyarcı. Oğlum, Avrupa'nın en büyük midye operasyonu. Durup bilmek istiyorum. An
Ulan sahil geliyor yani. Aynen öyle. Bayağı dediğin gibi sağlam bir operasyon. Çatışma büyük ve çatışma bekliyorlar. Keşke bir soğuk sandviç alsaydık ya. Ya boşver, ne yapacaksın soğuk sandviçi başkan? Öyle sandviçlik bir tur değil bu. Niye lan? Muzluk tur sadece bu. Oğlum 20 kilometreyi yaptık bile. Hoş biz 50'de yiyorduk değil mi? Ben 30, yani, 30 gibi aklıma geldi. O şey sapakta oldu. Falan anca yememiz lazım. Senin hesapla. Demek ki benim karnım acıkmış baya. Neyse bende muz var, veririm istersen. Muz bende de var. Hem de iki tane yani. Yürü be. Bende bir tane var. Pahalandığı için burada alamıyorum. Vardır ya. 1000 falan vardır. A101 vardır. Muz çok pahalandığı için artık bir tane alıyorum. O kadar oldu mu ya? Turluk muz. Abi her şey hayvan gibi zam geliyor da işte. Bizim maaşlara gelmiyor nedense. Niye bizim maaşlara da geldi hayvan gibi? %50 geldi. Daha ne geldi? Biz giriş falan kaçırmadık değil mi? Hangi giriş? Hani gireceğiz ya Bördü Bet'e. Yok oğlum. Aman. Ha çubucak. Yapma. Bak yapma sakın. Oğlum sakın yoruyorum ben falan. Köpek. Ha yine başladık yokuşlara. Koyarım sana başkan ya. Allah koyuyor ya. Gördük. Kilo aldık artık koyuyor. Gördük. Baksana şu yolun eğimine ya bak. Abi biz geçtik mi acaba ya girişi? Senin de bak ben diyorum sana ya oraya bayağı bir gideceğiz biz yolda. Ya 10 kilometre diyor. E tamam. Olmadı ki 10 kilometre. O senin dediğin yere 4 kilometre var. Buradaki dağdaki taşlar da çok güzel ya. Değişik. Güya kısa tur yapacaktık bugün. Kendimizi yormayacaktık. Datça yoluna çıkıyor. Nereye yormuyor kendini? Hayvan gibi yokuş çıkıyoruz yine. Evet, şuradan alttan tırmanacağız. Neyse buradan da iniş var ya. Buradan böyle bıraksak frensiz. Yani şurayı dönemeyiz herhalde değil mi frensiz? Bakalım arabadan anlarız. Evet frenledi arabada. Ya ben de yola çıkarım. Ben de yola çıkarım frensiz dönerim. Olamaz mı? Ayro'nun farkını görüyorsun değil mi bak? Ha? Ayro'nun farkını görüyorsun değil mi? Neyi? Ayro'nun. O ne demek? Oğlum ayro dinamik diyorlar ya. He. Eğiliyorsun bak. Anam düşürdüm. Ne yaptın? Bir şey oldu mu? Yok olmadı. Geçen seni yine böyle tokatladım hatırlıyorsan. Evet ayroyla beni tokatlıyorsun sen. Rüzgar direncini düşürdüm ben olsa hemen hızlanı veriyor. Peki alet. Pedal atarken böyle yapsam faydası olur mu? Yokuş çıkarken mi? Evet. Yok. Onu da yemiyor. Arkadaşlar bisiklet kahve ve manzara videosunda çıktığım tepe. Ta şu elektrik direğinin arkasında kalıyor kanka. Tam karşıdaki elektrik direğinin arkasında başka kalan tepe. O evet. Datça tırmanışı karşı taraf mı? He? Datça tırmanışı karşı taraf mı? Tam şu elektrik direğinin arkasında kalıyor bak. Orası tepe. He. Ha evet. Direğe göre sağ taraf değil mi? Aynen direğe göre sağ taraftı tabi. Biz resmen o yokuşa gelmişiz ya. O ses ne ya? Kayıttan sesler duyuyor ne oldu artık? Öyle saat. Evet bir yokuşu daha inelim. Abi neredeyse o tırmanışa geldik ya. Bu kadar uzak mıydı bura? Neyse hemen değirmen yanını geçince diyordum ben de. Değirmen yanından geçince girseymişiz buradan çıkacakmışız. Senin dönüşe az kaldı. Pardon? Senin dönüşe diyorum bir kilometre, iki kilometre var. Sen devam mı edeceksin? He. Ben Datça'ya. Tabelası var zaten ya. Börtü Bet Amazon diye yazıyor. Ayro'nun farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Yatınca bak nasıl hızlandı. Rüzgara direncini kesti. Step garip bir şey ya. Aha tabelayı gördük. Orası galiba. Tabela bu. Şu an kırmızının arkasında kalıyor da. Hangi kırmızı?
Ha şurası işte bak Börtü'den. Ha direkt buradan mı gireceğiz? Aha. Emin miyiz? Ha, yazıyor aga. Aa evet. Evet Börtü tamam. Bet Amazon. Tamam burası. Yol. Evet döneceğimiz bak, yer burası. Oo. Hadi bakalım maceraya. Oho! İkincilik yolu gibi. Haydi. Yok lan biraz daha iyi. İyi iyi fena değil. Şu an iyi mi diyorsun? Yani fena değil gibi duruyor. Tam bir jungle'a girdik ya. İnşallah karşımıza ayı, köpek, domuz çıkmaz. Başkan. He? Bu sporu yapıyorsan her şeye hazır olacaksın. Birisi bırakmış galiba sağlam. İpuçlarını bulduk. Biri sağlam bırakmış. Eşek ya da domuza delalet bu. Yalnız yol güzelmiş ha. Yani umarım böyle de devam eder. Böyle çok şey değil durmuyor. Yok yokuş yok. Tatlı tatlı tırmandırıyor. Oo denize ulaştık. Direkt denize yalnız farkına bak. Abi bak kanala ne güzel yazmışım. Daha gidilecek çok yol, görülecek çok yer var diye. O yazıya iştikat ettin mi? Ettim de seni takip etmiyor abi insanlar işte. Dikkat etmiyorlar. Bak ne kadar uyumlu ya. Boş tur yaptığını zannediyorlar seni. Of 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 başka. O sahil kıyısından mı gideceğiz öyle? Bakar mısın yol da çok tatlı. Yol çok iyiymiş. Yol da çok tatlı değil mi ya? Abicim ya nasıl bir yer buldum? Abicim ya. Nasıl bir yer buldum ben yine? Yine buldu ya. Adam buluyor ya. Kokusundan buluyor. Karşı nasıl ama değil mi? Çok güzel gözükmüyor mu? Şuralar falan in denize giriyor. Tamam girelim. He? Girelim. Gir sen yani. Sen ne yapacaksın? Devam mı sıra? Kamp yerleri falan da var ya burada. Burada normal kamp yerleri var. Ama hiçbir şey yok. Yok canım. Hiçbir şey sıfır. Bildiğin hayvan gibisin. Bir market falan hani olaydı hayvan iyiydi nasıl, ya. Sen de burada öylesin. Oo çadırmalar atmışlar. Doğal gübreni atıyorsun buralara. Yani o da bir ihtiyaç. Yani bu yeşillikler, bu yeşillikler nasıl olduğunu zannediyorsun? Bundan başka? Aşağı giriliyormuş. Abicim ya tam kahvaltılıkmış bura ha. He? Buraya geleceksin sabahleyin açacaksın masanı. Aynen değil mi? Kahvaltı yapacaksın yani. Değil mi başkan? 10 numara. Hakikaten ya. Adam getirmiş bunu. Çok iyi ya bak şuralar falan. Balıkçı ya adam. Ya denizi biraz taşlık gibi. Hayır. Nasıl taşlık gibi ya? Gözün yok, neye bakıyor iyiymiş, senin? Tamam geri al. Tamam geri al. Oğlum taşlık denizi güzel değil. Boş ver kötüledim ama minnet gelmesin. Burası yazın doluyormuş müdür? Doluyordur tabii canım. Yani ben mesela ilk defa geldim buraya bir Marmarist olarak. Marmarist? Ya sen Sivaslı değil misin arkadaş? Vay arkadaş ya. Videoya göre değişiyor. Nedir bu? Allah nereye gidiyor? Nedir bu batı sevdası? Bakar mısın ya? Köpek tamam zaten. Onlar bizi kovalamadan kaçalım. Yok, bak. Bunlar zaten yakalarsa... Isırır. Çok iniş yerleri var burada ya. Hanımı alıp geliyorum ben buraya hemen ya. Ya seni bakar mısın şuraya bak arabayla dümdüz yine abi. Aynen öyle. Ya Mehmet abi seni boş yere getiririm. Ya ben. Mehmet abi ya. Bakar mısın ya abiciğim. Ben buraya denize girmeye gelirim ya. Gel tabii ya. Ramazan'dan sonra bisikletle gelirim ben buraya. Taytımla girerim cayır cayır. Bu kuzey ülkelerinde falan şeyler var ya. Anlamadım. Bu kuzey ülkelerinde İrlanda, İskoçya falan fistan böyle denize daha hazır yollar var ya. Aha. Aynı onlar gibi. Ha bizdeki tek fark soğuk asfalt. Soğuk asfalt. Standart. Onlarda sıcak asfalt var. Bisikletçi düşünüyor adamlar. Şurada bir çekim yapayım ben ya. Diğer tepede mi yapsam bir video? Ne videosu? Mini bir video alacağım ya telefonla. Ha sen alacaksın. He. Vallahi sen bilirsin nereye istiyorsun. Şu tepede alayım şu tepede. Tamam. Abi şuraya baksana başkan gözünü seveyim ya. Ya. Nedir ya?
İyiydi arkadaşlar. Denizin güzelliği. Baksanıza. Çok iyi değil mi? Evet, sessizlikte suyun sesi daha iyi duyuluyor. Evet arkadaşlar, Börtübet denilen yer böyle bir yer. Yolu. Daha Börtübet'in şeyine gelmedik herhalde. Şehir merkezi var mı Börtübet'te? Şehir merkezi yok. Burası hep böyle. Burası burada hep tuvalet bile yok. Tuvalet. Bir tane cami var sadece. Yani. Yol böyle arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Ama manzarası ve denizi gayet enfes. Mehmet'i zor tutuyorum şu an. Burası otelde kalmayanların kampçıların yeri burası. Ama maalesef elektrik, su, tuvalet hiçbir şey yok. Tamam işte doğayla. Karavanla ya da günübirlik. Ha, doğayla iç içe yani. Mehmet'i zor tutuyorum. İlla denize gireceğim diyor. Denize girmeyi de planlıyorum. Yalan yok. Böyle bir planım var. Bence gayet güzel bir yer. Yani fırsatınız olursa atlayın gelin. Veya buralarda yaşıyorsanız Marmaris dolaylarında zaten biliyorsunuzdur burayı. Biz herhalde senelerdir girmedik bu yola. Ben ilk defa geldim Marmaris'te. Ben de ilk defa geldim. Marmaris'te değil bu arada. Hep Marmaris'teyim diyor. Yapılan bir araştırmaya göre bir yerde 7 yıl kaldıktan sonra oralı oluyormuş. He? Tabii. İskoçlar yapmış bu araştırmayı. Norveç'te bilim adamları yapmamış yani. İskoçlar yapmış. Yok, Norveçliler balık, su falan. Tamam, böyle yani. Şeyler. Girmeyecek miyiz abi denize? Bir denizi ya. Valla girelim ya. Bir yerde sıyırırız şeyleri. Taytları sıyırıp şortlarla gireriz ya. Şort tişört gireriz. Sonra evet. Tayt tekrar giyeriz. Petler ıslanmasın. Benim altımda tayttan başka bir şey yok. Şort var ya. Hey. Şort. Ya şort, şortla denize mi girilir ya? Islak ıslak ondan sonra nasıl şey yapacağız? Bu havada kurumaz da anasını satayım. Tamam ben hazırım. Taytsız girsen tamam, şortu da giy. Ben hazırım. Ha, bak çıplak gireceksek tamam. Çıplak gireceksek sıkıntı yok. Ben şu an hazırım yani. Ya burada şu an her şeyi yapabilirsin ya, bakar mısın? Ya hiçbir şey yok. Evet. Direkt vahşi doğa. Şu çiçeği çok merak ettim ya. Evet arkadaşlar, şurada otların arasında kırmızı bir çiçek bitmiş. Bilmiyorum yani kamera açısından gözüküyor mu? Şu an tam kameranın ortasına doğru bakın. Belki görürsünüz. Kıpkırmızı bir şey bir de ya. Evet arkadaşlar, neyse yoldan görüşürüz. Tamam sen yavaştan kapat da hadi bir yer bulup denize gireceğiz tamam. Daha ya. Yoldan görüşürüz. Abi bu ne ya? Başkan bu ne ya? Güzel değil mi? Vallahi acayip yerler ya. Ve abi bizdeki imkana baksana ya. Atla bisiklete gel yani. İnsanlar buraları görüyorlar, geliyorlar ya. Çok acayip ya. Yazın bura tehlikeli olur ama ha. Neden? Yol dar. Bisiklet için mi diyorsun? Bisiklet için. Yani evet. Evet 30 kilometreyi devirdik. Yolu yaraladık herhalde. Hiç gidesim yok şu an biliyor musun? Şurada kenarda oturasım var. Ben burada gireceğim abi. Herhalde gireceğim. Az kaldı. Eyvah, sayırıp giriyor. Şu an burası çok güzel bak. Değil mi? Gerçekten güzel.